Hayırlı yayınlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar Gülhanım. Ha, siz hiç yüzünü bile görmek istemiyorsunuz. İstemiyorum. Çarşıda gördüğünüz kendimi tutamıyorum. Yüzünü yaptıklarından dolayı ben sabredemiyorum. Olaylardan şiddet, hakaret, aldatma. Onlardan dolayı sabredemiyorum. Çok tehdit etmiş. Ay, seni o kadar iyi anlıyorum ki. Gerçekten. Ah canım, hiç kıyamam ben sana ya. Yani kadın nasıl psikolojik şiddete uğratmışsan kadın senin yüzüne bakmıyor. Şey yok. Annemize bakmadı. Aldım anamı. Başka yere kirada durdum. O dairede kaldı. Mağdur olan ben oldum aslında yani. Tamam, ben büyük bir şey yok yani. Sonra da ben anlatayım, ben dinlen. O konuşsun sonra ben. O konuştu konuşayım. Zaten. Hayır, buyurun. O konuştu, konuş. Bitti mi? Boş ver. Konuş. Bitti. Evlendiğimizden beri 17 yaşında evlendik. Küçük evlendik. Hep şiddet, hakaret. Bir kere tarlada siz köylü olanlar bilir. Nuh destem küçükmüş. Ya haberim yok kan böyle kafama bir taş nasıl karşıdan komşular bir kovasından kafam delindi. Yani suçum küçükmüş benim destem. Söylemedi, bir şeyden haberim yok. Neyse onu ayıldım, bayıldım, çürüktüler. Sonra benim sürekli başım ağrıyor, şiddet uyguluyor, başım ağrıyor. O zaman karnemiz falan yoktu, sağlık güvencemiz yoktu. Doktora gittik, doktora gidince tabii Aksaray'a gidiyorduk beyin doktoruna. Bir ay sonra yine geldim, film çekilecek dedi. Öyle deyince, eve gelince şu kadar doktor masrafı, şu kadar ilaçlar, şu kadar yol parası dövdü, kulağını patlattı. İşte böyle. Ondan sonra ben kendim Gördes'e gittim. Gördes'te kulak doktor olmadığı için Aksaray'a gönderdi. Aksaray'a beraber gittik. Beraber gidince devlet hastanesinde şikayetçi mi dedi, böyle vura vura olmuş dedi. Ben şikayetçi olsam eve gidince annem babam kimsem yok. Yine dövecek, gidecek yerim olmadığı için şikayetçi değilim dedim. Evet, diyorlar ya bazen neden şikayetçi olmadın? Şikayetçi olduğunda tekrar aynı eve gireceksin, ne yapacaksın? Annem babam kimsem olmadığı için şikayetçi değilim, hatanan oldu dedim. Ondan sonra bir dahakinde işi özele götürem dedi. Hastane doktor şikayetçim deyince Serde yokmuş, başka bir demiş. Neyse, onlardan çıkarabilirsiniz. O da dedi, hastanedeki ameliyat yapacağız dedi. Bir ay sonra tekrar ilaçlardan, kullandığım ilaçlardan dolayı ameliyat yapmayalım dedi, kaynıyor dedi. Gittik geldik, gittik geldik. O dedik kaynamış. Şimdi iyi duyabiliyor musun? Şimdi gidiyorum kulak doktoruna, bazen pek duymuyorum, zararı yok diyorlar ama, ama 30 yaşındamışım, daha yaşı küçük, 30 yaşında dedi o zaman şey, kulağımızlarını patlattığı ne zaman. Ne diyorsunuz Yurda Caner buna? Kulak sarıpı ya bununla her sanlaşılıyor, şöyle evet, bir şey. Her sanlaşılıyor. Ya, vurdun mu vurmadın mı kulak zarını patlatmak için? Olayı şöyle bir şey yani. Vurdun mu? Misafir... Bak tek kelime. Vurdum doğru. Vurdun, niye vuruyorsun? Eve misafir geldi. Kafasına taş attın mı? Onu da anmadım desin. Kafa taş yapma olayı, lapmadık taş yapma olayı. Bıçak yiyoruz tarlada. Atmadınız mı? Anlatıyorum, bıçak yiyoruz tarlada. Bu biraz beceriksiz böyle, tam istediğin gibi yapmıyor. Ben onu sormuyorum, ben gerekçe sormuyorum. Küçük bir şeye şöyle salladım. Biri öldü, niye su getirenden biri sarktı. Burasına geldi, taş olup da burnuna geldi yani. Yok kafama geldi, yalan söylüyor. Kafam delindi, bir kova suyla sen köyde çalışan kadına vuruyorsun, şu kadar öyle mi? Köyde çalışıyor bir kadın, sen vurabiliyorsun yani şu kadar. Yani notları güzel çünkü toplamadı bana aynısını diye. Yapamadın çünkü değil mi? Bana aynısını yapamadın. Beceriksiz diye. Yapamadın çünkü. Küçükmüş, destelem küçükmüş. Ne demek desteler söylemedi küçük? Söylemedi de nohut destelem, köylüler bilir burada. Yani daha uzun uzun mu toplaman biraz gerekiyor? Biraz daha fazla büyük toplanacakmışım. Büyük yapacakmışım. Küçük olsun biraz fazla yapıver ne olacak? Üç dese büyük bir şey değil. Bilmedim biraz tarif edeyim, o da inadına ters yapıyor. Yok hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey söylemedi. Sen de taşı fırlattın. Söylese ben zaten kaçardım. Küçük bir şey attı, o da kafasıydık yani uzaktan. Peki niye atıyorsun? Küçük taş kafası. Ya herkes bir aradan konuşma. Niye atıyorsun taşı? Ya şöyle bir şey. Ben bir çiçek vereydim diyorum. Yaşımız 17 daha olmayı şimdi ufak. Attık, o da o şeye geldi yani, burnuna geldi aslında. Ya da burnuma gelmedi, kafam delindi. Nereye gelse işte artık. Gözüne gelse gözünü kör eder. Çünkü küçük küçük alıyorsunuz. Kadınları küçük küçük alıyorsunuz. İstediğiniz gibi döverek eğitmek istiyorsunuz. Kullanarak eğitmek istiyorsunuz. Zor geldi mi de böyle ben yandım, afol afol ben. Kimse seni zorlan yapmıyor. Ya bunları anlatmanın bir... Neden yok? Neden yok? Ama bir dakika. Bir kadının gururunu yapıyorsun. Bak bir dakika. Durup dururken biz buraya gelmedik. Sen bu kadın için... Sinir hastası. Evet. Anneme bakmadı. Evet. O yüzden aynen ben de annemi aldım, eve çıktım. Tamam, benden de yani boşanmıyor. Ben de hiç hayat yaşamadım, ömrüm geçti diye sen bu kadını suçlamadın mı? Evet, aynen öyle. Tamam, evet. O da geldi, onun karşılığını konuşmaya. Demir Hanım, bir şey söyleyeyim. Her şeyinde bir karşılığı var. Niye herkes cevap hakkını kullanmasın? Nurhan Hanım şimdi beni dolandırdı dedin, geldi. Bir şey söyleyebilir miyim? Kusura bakmayın, ne olursunuz. Avukatımız da burada. Lafı geçtiği için arada söylemek zorundayım. Bununla da konuştum Ayşe Hanım'la da sağ olsun. Aynısını teyit ettirdim sizin huzurunuzda da. Şimdi...
Şöyle bir şey var. Kadına nafakası falan ödenmediği için boşanmıyorum. Benim demiş. Bitmedi ki daha. Ben de dedim ki Ayşe sana gelseydi olmaz. Dedim. O kadar her yere para harcadım diyor ya. Al şu 50 lirayı gel helallaşalım. Boşanalım ben yuvama döneyim. Sen de hayatını devam etse boşanır mıydın boşanırmaz mıdır Ayşe? O zaman boşanır. Buyur. Vermek istemedi. Buyurun. Sen de yılın şahit buldu. Dayılan gömlesin. Demek ki o bir günde senin işine gelmiyor. Senin kaçıncı kadın? Yılıncı şahit. Tek tek konuşun. Tek tek. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.